Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat. Bugün ayın 20'si, Eylül ayındayız, doğru söyleyeyim, geçen de Ekim demişim. Eylül ayındayız, bugün ayın 20'si, pazartesi. Arkadaşlar, işe başladım. Allah'ın izniyle işe başladım. Bu sabah 6'ya çeyrek kala yola çıktım. Dağlık tarafa geldim, en iyisi ben fazla tantana etmeden kamerayı İleri çevireyim. Siz manzarayı seyredin. Dağlık yere geldim. Biraz bulutlu. Alp dağları gözükmüyor. Ama yoksa köyler güzel gözüküyor. Bu sabah burada güzel bir köyden geçtim. Bu köyün ismi Domat Ems. Kur şehrine çok yakın. Graubünden kantonunda. Yani Alp dağları tarafında. Bakın Domat Ems, şimdi girdik. Köyün içine, şimdi buradan sonra evler ufak tefek başlar. Yalnız bu sabah buradan geçtim. Köyün merkezi çok şirin olduğu için orasını da size çekip göstermek istiyorum videomda. Kapatmayın, bekleyin lütfen. Çok güzel görüntüler gelecek şimdi. Arkadaşlar, biraz evvel söylediğim gibi işe başladım. İnanın bana... Bayağı uzak buraya benim ev. 1 saat 45 dakikada geldim. Trafik de vardı. Yaya yol verelim. İşe başladım arkadaşlar saat 9'dan sonra. Böyle ne bileyim ama sanki hiç ne izine gitmişim ne bir şey kardeşim ya. Yani insan ne bileyim işe başladığı zaman baştan bir zorluk çekiyor ama aradan bir saat, bir buçuk saat geçti mi sanki ne izine gitmişsin, ne bir şey, ne tembellik kalıyor, ne üşenci gençlik kalıyor, ne bir şey kalıyor. Arkadaşlar, oradan telefon, buradan telefon, o bir şey soruyor, bu bir şey soruyor, iş organizesi, şu yapılacak, bu yapılacak derken öğlen oldu arkadaşlar. Yemek yedik, bir şeyler atıştırdık, ondan sonra işe devam tabi. Ben bugün erken çıktığım için, erken yola çıktığım için erken de işi bıraktım. Şu anda saat kaç bakayım, 2.30 oldu, geçiyor 2.30, 2.35. Tabii buradan şimdi 1 saat 45 dakikada eve yolum var. Onu da hesapladık mı kaç saat çalışmış oluyorum? 9.30, 9 saat 45 dakika, yarım saat öğlen paydosunu da kesersek oralardayız yani. Bu iş özel olduğu için evden çıktığım andan beri, yani o dakikadan sonra her şeyi ödüyorlar. Burada reji olarak geçiyor. Bizim müşterimiz değil. Yalnız bizi istedi, beni istedi. Buraya ben iki kere geldim. Bir daha beni istediler. Bazı şeyler değişecek, kontrol edilecek. Şimdi biraz plöf gibi olmasın ama adamlar beni istedi. Hatta izinden gelmemi bile beklediler. Şimdi burada Allah'ın izniyle Perşembe gününe kadar işim var. Ondan sonra normal kendi işime devam. Arkadaşlar, burası Domat Ems. Ben lak lak yaparken köyün merkezini de geçtik. Ufak bir köy. Biraz evvel orada çalışan teknisyene sordum. Burada 8000 hane oturuyormuş. Yani köy dediysek, yani bayağı büyük köylerden İsviçre için. 10.000'i geçti mi sayısı burada şehir olarak geçiyor. Normalinde. Her yer değil. Mesela Wettingen var, köy olarak geçiyor. Hanesi 20.000'i geçti, daha hala köy olarak geçiyor. Ve İsviçre'nin ikinci büyük köyü, hatta ondan büyük bir köy daha var. Evet arkadaşlar, burası biraz evvel söylediğim gibi Kanton Kur. Yarından sonra havalar daha da güzel olacak. Yani daha da güzel olacak deyince böyle biraz bulutlu, biraz açık böyle. Yani yağmur yok, kar yok. Biz buna da razıyız burada İsviçre'de. Dün Alp dağlarına kar yağmış. Tabii ki oralarda arabayla gezenler birden şaşırıyorlar. Bazıları yolda kalmış yazlık lastiklerle. Biraz evvel söylediğim gibi Eylül ayındayız. Eylül ayında daha tabii kimse de kışlık lastik yok.
Ama Alp dağlarında devamlı dikkat etmek lazım. Şimdi bu yol Kuğur'a doğru gidiyor. Kuğur'dan 6 kilometre var Kuğur'a. Oradan efendime söyleyeyim, otobana çıkacağım ve eve doğru yol alacağım. Arkadaşlar bu arada bu YouTube meselesi üzerinde isterseniz biraz anlatayım. Bu arada biraz videoları profesyonel yapmak istiyorum ileride. Yeni kamera almam lazım. Bir drone alacağım dedim. Evdeki bilgisayarı değiştirmem lazım. Çöküyor, zayıf geliyor. Ne de olsa 7-8 senelik olması lazım. Onun için çöküyor. Kuvveti yetmiyor. Videoları montajlama yetiyor ama şöyle söyleyeyim, yüklemeye yetmiyor. Şimdi hangisine yetmiyor? 4K olan, 4K deniyor Almanca'da. Onları yüklemeye kalktım mı pat diye görüntü simsiyah oluyor, çöküyor, kapanıyor, bitiyor. Yani işi bitiyor. Uzun lafın kısası, yeni bir bilgisayar da almam lazım. Şimdi bunları almak bir mesele. Bunları devim davrım nasıl deniyor Türkçe? Çalıştırmak bir mesele. Yani bütün programları yükleyeceksin. Bilmem ne, zarttır, zurttur. Bayağı bir işi var yani. Ondan sonra efendime söyleyeyim, drone aldığım zaman ben hiç ne drone'la uçmuş adamım ne bir şey bilmiyorum. Onu da öğrenmem lazım. Ama tabii ki YouTube'da kaliteli video yapmak istiyorsa birisi, yani öyle de böyle de alması lazım. Olmuyor. Yoksa olmuyor. Yani oluyor da işte şimdi bu video gibi böyle arabanın önüne monte edersiniz. Böyle çekim yaparsınız. Bu da iyi. Ara sıra bu da iyi. Muhabbeti seviyorsunuz. Yalnız ara sıra da böyle zaman oldukça kaliteli videolar, müzikli filan, bunlar da tabii ki seviliyor ve devamlı da izleniyor. Sizin de değerli vaktinizi tabii ki alıyoruz. Değerli vaktinizi de değerli olarak harcamanız lazım. Yani değerli olarak geçsin o vaktiniz, o dakikalar, saatler. İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Ah ah, benim Türkçem keşke Almancam kadar kuvvetli olsa da. Ben de her şeyi dört dörtlük anlatabilsem de. Ama sizin sayenizde bayağı Türkçemi ilerlettim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepinize. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Giden abonelere güle güle gidin diyorum. Denecek başka bir şey yok. Ya şuradan ben bir benzin alayım kardeşim ya. Benim benzinim bitiyor ya. Bu benim Agrola'dan alıyoruz arkadaşlar biz benzin. Kaç dakika oldu bu? 8,5 dakika oldu. Arkadaşlar şuradan bir benzin alayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, değerli seyirciler, fazla arkadaşlar demeyeyim yoksa şimdi birisi yazar, abi çok arkadaşlar diyorsun diye. Buranın çıkışı nerede ya? Evet, depoyu fulladık. Benzin değil, mazot aldım, onu da söyleyeyim. Şimdi efendime söyleyeyim, buradan yavaş yavaş evcazımıza. Şu sol tarafta iki tane büyük bina var. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu binalar kaç senelik ya?
kırmızı yandı bak. Şansa bak. Arkadaşlar binaları göstereyim. Şu binalar aşağı yukarı 27-28 senelik. Neden? Bunu biliyorum ben. Belki de 25 senelik. O zamanlar ben kalefer ve su saatlerinden uğraşıyordum. Montajını falan yapıyordum. Programını falan yapıyordum. Yapıyordum. O zaman bu binanın içinde 2 gün arkadaşa yardım etmiştim. Kalefer saatlerini montajını yapmıştık. Pazartesi salı buradaydım, iyi hatırlıyorum. Ondan sonra beni buradan 3 günlüğüne Sankt Moritz'e göndermişlerdi. Geçen de oraya gitmiştim. Hatta otelden de çekim yapmıştım. Sankt Moritz, zenginlerin, güzellerin kaldığı yer. Çok iyi hatırlıyorum. 3 gün orada kalmıştım. Hatta bir arkadaş gelmişti bir gün yardım etmeye orada cuma günü. O da yakında çalışıyordu. Cuma günü bana yardıma gelmişti. O zamanlar arkadaşlar teknisyenlik yaparken, yani montaj diyeyim şimdi, montajda çalışıyorduk daha çok. İsviçre'nin, efendime söyleyeyim, her yerine gönderiyorlardı. Bazen diyorum kendi kendime, Murat keşke o zamanlar böyle videolar yapsaydın, ama yapamazdım ki, imkan yoktu ki. Ben o işe başladığımda daha cep telefonu bile yoktu doğru dürüst. Böyle büyük çantaların içinde, böyle bavul gibi çantanın içinde telefonlar vardı. İlk çıkanlar Natel C'di. Yani en basiti 5-6 bin euro civarındaydı o zamanlar. Sırf telefon ediliyordu tabii ki. Yani böyle video çekilmiyordu. Video çekmek için 8 milimetrelik kameralar vardı. O zaman böyle YouTube'a, internetten yükleyeceğin öyle bir şeyler yoktu yani. Bunlar hep sonradan çıktı. Ondan sonra iyi hatırlıyorum. Ya ne zamandı ya? Benim oğlan bayağı ufaktı. 4 yaşlarında mı ne? 3 yaşlarındaydı. Bir Yugoslav vardı, genç Yugoslav, Arnavut, hatta televizyona çıkmıştı burada. YouTube'çuluk yapıyordu. Ya ne bileyim, para kazanıyorum diyordu. Onu hadi be dedim, ya ne parası kazanacaksın, YouTube'dan para mı kazanılır demiştim, salla demiştim. Ama işte o zamanlarda, yani bundan 15 sene evvelsi, 16 sene evvelsi herhalde. O zamanlar bile artık o videoları nasıl yüklüyordu hiç hatırlamıyorum ya. Nasıl bir cep telefonuyla mı çekiyordu, kamerayla mı çekiyordu, bilgisayardan mı yüklüyordu, hiç bilmiyorum. Yani beni tanıyanlar bilir, ben de bu YouTube videolarına tesadüfen başladım. Yani hiç isteğim de yoktu. Ama arkadaşlar, yani kısadan söyleyeyim, benim kuzenim burada İsviçre'de doğdu, büyüdü 7-8 yaşına kadar. Ondan sonra annesi babası temelli döndü. O da onlarla beraber pardon, temelli dönünce buralarını özledi. Bana ya abi çek, crosslingeni çek, şurasını çek, özledim. Hadi dedim, çekeyim dedim. Yani bunu birkaç kere anlattım biliyorsunuz. Çektim dedim, ya İsmail kardeşim, madem sen özlüyorsun, senin gibi başkaları da vardır, burada yaşamıştır, çalışmıştır, geri dönmüştür, bakarlar dedim. Ben bunu YouTube'a yükleyeyim dedim. Nasıl yüklenecek haberim bile yoktu, yani bilmiyordum. Ondan sonra efendime söyleyeyim, denedik, şöyle böyle, baştan cep telefonunu ters tuttum, yanlış. Yani A'dan Z'ye kadar hepsi yanlış. Yükledik yani. Sonuçta kuzen baksın, Türkiye'den enişte baksın, hala baksın, teyze baksın, tanıdıklar baksın, yani öyle. Ondan sonra bir baktım, benim abone 15 oldu, 20 oldu, 30 oldu, 50, 100 oldu. Baktım yazışmaya başladık. Abi devamını bekleriz. Şöyle Almanya'dan, Hollanda'dan, oradan buradan. Bir baktık, geldik buralara kadar geldik ve cuma günü
Mehmet Asir'in yayınına katıldım. Canlı yayınına katıldım. Hatta Mehmet Asir de söyledi, bir başladın mı? Yani bu ne bileyim tiryakisi oluyorsun. Alışıyorsun ya, sigara içer gibi, kahve içer gibi. Çay, nasıl çaya insan çay tiryakisi olur? Biz de YouTube tiryakisi olduk. Bir iki günü video yapmadık mı İçim rahat etmiyor kardeşim ya. İçim rahat etmiyor ya. Vallahi ben de alıştım artık. Ya şimdi bazen ben düşünüyordum ya, ben bu insanlara ne anlatacağım? Ama şimdi mesela bu görüntüyü görüyorsunuz. Sen şimdi mesela İzmir'de, İzmit'te, Ankara'da, Konya'da, Alanya'da, Antalya'da bir yerde oturuyorsun. Bu görüntü yok. Bu görüntüleri görmek istiyorsun. Yani şimdi doğru mu, doğru değil mi? Biz de bunu sizlerin oturma odasına getirme imkanımız var. Aç kamerayı. İnsan gibi bir insan muhabbet, nasıl insanlar muhabbet, güzel bir muhabbet edin. Bir de muhabbetini yap. Abonelerin yapsın çayını, kahvesini. Çayını, kahvesini içsin, seni seyretsin kardeşim. Bu kadar basit yani. Bunu herkes yapabilir. Yalnız arkadaşlar, başlayacaksanız benden söylemesi, biraz evvel söylediğim gibi adamı tiryaki yapıyor, alıştırıyor. Sucht, Almanca'da Sucht deniyor buna. Ondan sonra cep telefonundan başlıyorsunuz, bakıyorsunuz, görüyorsunuz kalitesi beğenmiyorsun, yürürken titreme var bilmem ne. Böyle de böyle de gidiyorsun bir GoPro alıyorsun veya ona benzer bir kamera alıyorsun. Hayda, bakıyorsun öbürkü müzikli yapıyor. Ya sen müziklisini yapamıyorsun. Neden? Bilgisayarın çöküyor. Bakıyorsun adam yukarıdan çekim yapmış. Nasıl yapmış? Herhalde helikopter kiralamamış. Drone satın almış. Drone alıyorsun. Adam bilmem ne göl kenarına gitmiş. Oraya gitmiş, buraya gitmiş. Sen de gidiyorsun. Masraf yapıyorsun. Yani ona göre arkadaşlar başlayın. Buyurun. Buyurun, biz de başka yerleri görelim, siz de başlayın da. Ama benden söylemesi, başlarsanız kolay kolay da bırakamazsınız. Evet arkadaşlar, bu video kaç dakika oldu ya? 16-17 dakika oldu. Fazla uzatmayalım. Bazıları, bu da işte öbür konu. Birisi diyor, abi diyor, daha fazla çek. Birisi diyor, abi çok uzatma, sıkıyor. Ya şimdi orta yerde kalıyoruz yani bazen, ama bazen de çenemiz açılıyor. İstesek de istemesek de kapatamıyoruz. Bir şeyi anlatmaya başladın mı? Bazen de bir muhabbet güzel oluyor. Böyle arkadaşlar, bugün işte Allah'ın izniyle izinime diyorum, işime başladım. İlk günüm fena geçmedi. Güzel geçti. Şirkete para kazandım. Helal olsun. Artık bundan sonra gerisi gelir. Ne zaman izin? Yılbaşında birkaç gün izinimiz var. O zamana kadar şimdi full çalışırız. Arkadaşlar, hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bakın ileride, sağda, yukarıda dağın tepesinde karlar var. İsviçre'ye ilk kar yağdı. Eksik olmasın, gelsin. Sanki çok özlemiştik. En sonunda ne diyorum? Sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.